olacak. Ne kabuğu oğlum? Fıstık yedik bak. Fıstıklar. Aa, kabukları buraya atmışlar. İnanmıyorum size. Peki yanına koymayı bunları alıp yanına fıstıkların kabuklarını koymayı çakaladınız mı? Yedim. Peki sen minike. Aa, kelebek gitti. O yardım gitti. Etmiyor ki. Aa, ama olmaz, gel önce rüyaya yardım etmesi gerektiğini söylerim. Bakayım. Çok değilim. Çok değilmiş. Toplarız bunu. Ama rüyayı önce çağıralım ve bunun beraber yaptığımız şeyi beraber temizlemek gerektiğini anlatalım. Ben başlıyorum. Sen başlıyor musun? Tamam, ben hemen rüyayı çağırıyorum. Rüya, ay, dinozoru getirdin. Rüya, bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir dinozormuş. Bir şey söyleyeceğim sana. Anneciğim, gel dinozorcuk, gel. Sen burada dur. Nereden kapını? Ha, sen sakin ol. Tamam, bir şey yapmıyoruz şimdi. Rüyacığım, fıstıklardan sen de yedin mi? Peki kabuklarından sen de oranın içine koydun mu? Nereye koydun? Oraya. Tamam işte, oraya koymuşsun. Birazcık da yere dökülmüş. Bak, Efe temizliyor. Senin de temizlemen lazım. Beraber yaptıysak beraber toplamalıyız. Aferin benim kızıma. Bir ıslak mendille Rüya'ya ver Efe. Ya sen şuraları al. Ben... Sen oraları al, ben buraları al. O buraları alsın. Ben de yayı alayım o zaman, bununla oynayayım. Şaka yaptım, ben de size yardım edeceğim. Ben de alayım bir tane ıslak mendil. Ben de salacağım. İşte böyle toplayacağız ıslak mendille. Şöyle. Çok... Bir şey söyleyeceğim. Bence ıslak mendil bu konuda çok doğru değil. Bir tane ıslak mendil ortaya açalım. Elimizle toplayalım şöyle. Bakın daha kolay. Parmağımıza yapışıyor hemen. Daha kolay ama, efendim. Ama küçük parçalar var. Küçük parçaları da alırız. Küçük parçaları en son süpürge tutalım o zaman. Olur mu? Tamam. Çünkü böyle üstüne bastırınca gidiyor. Şöyle parmağımızla tık tık yapalım. Yapışıyor. Sonra buraya atalım. Hadi bakalım Efe, sen de. Bayağı topladık. Temizliyoruz odanı. Merak etme. Batırmayalım işte mi anneciğim? Temizli, batırdığımız yerde temizler. Aynen öyle. Tabii ki değil. Evet. Hiç kukulinin bölümündeki kukuli gibi yapmayın. Odasına böyle ayakları kipkirli odasına basmış. Buz kapıları evet. Yere atmış. Sonra ellerini hiç kesmemiş. Tırnaklarını değil mi? Ey, ben çok tiksinirim. Onu böyle yapıp da ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? İyi. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, gerçekten etrafımızın, odamızın, evimizin, kendimizin kişisel temizliğine dikkat etmeliyiz. Banyomuzu vaktinde yapmalıyız. Ailemiz nasıl uygun ben görüyorsa. Sen ne kadar zamanda bir yıkanıyorsun? Ben haftada bir yıkanıyorum galiba. Haftada bir kesin diyorsun. Rüya sen? Ben 2 günde bir. Ben itiraf ediyorum o zaman. Ben her gün yıkanıyorum. Peki kalmış mı burada? Birazcık daha var. Bence süpürgeye ihtiyaç var Rüya. Ben süpürgeyi çok severim. Ben süpürgeyi. Evet, Rüya yapar bu işi. Ben süpürge. Hayır, yavaş yap. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Dur. Odanın bir tarafını Rüya... Aha, Efe bayıldı. Odanın bir tarafını Rüya, bir tarafını Efe süpürsün. Efe, sen süpürgenin yerini biz bilmiyoruz. Burası senin evin olduğu için sen süpürgenin... Hadi gel gidelim. Süpürge. Banyoda olmaz pek süpürge. Banyoda vile de olur. Süpürge olmaz Efe, yanlışım var. Süpürge şurada, ben biliyorum. Rüzgar. Efe nerede? Buradayım. Yok. Hah, gelmiş. Dedim Efe ile Rüya yok. Süpürge işi rüzgara kaldı herhalde. Açıyorum. Rüzgar sen açar mısın? Bir dakika. Buna basacaksın. Bas. Sert bas. Güçlü bas anneciğim. Bir. Yok, buraya basacaksın. Buraya. Bir dakika, çalıştırmayın. Çalıştırıyorum. Hadi Efe, iş sende. Aferin sana. Rüzgar da geliyor yarına. Ben şu ıslak mendilleri alayım mı sana, şey olmasın? Dur gidiyor, ıslak mendil gidiyor. Allah! Ama o bir dakika. Halının bu tarafı sende Efe, bu tarafı sende ya, Rüya. Ya bu tarafı neymiş? Aa, rüzgar da istiyor. Ya bu tarafı neymiş? Hayır, süpürmedi. Olmadı, evin kalan yerlerini süpürürsün anneciğim. Ne olacak? Kim demiş? Tamam Efe, seninki bu kadar yeter, sıra Rüya'da. Kalan yerlere Rüya süpürsün. Rüya, kalan sende. Hadi anneciğim. Efe zaten hepsini süpürmedi. Hayır, hepsini süpürmedi gerçekten. Bak şu anda rüzgar süpürüyor. Küsersen rüzgar bütün pisliği süpürür ama kalmaz bak. Rüya istemedi. O zaman gideyim ben rüzgara yardım edeyim. Küstü bize. Efe, Rüya bize küstü. Bitti mi rüzgar? Rüzgar süpürür. Süpür anneciğim. Aferin benim oğluma. Bitti mi işin? Bitiyor mu? Tamam bence. Tamam, ellerine sağlık. Kapatalım. Aferin Rüzgar. Şimdi Rüya'nın yanına git ve ona bir öpücük ver. Küsmüş bize. Efe.
Rüya'yı tanıyorum. Ya. Küsmenin anlamı var mı canım süpürge için? Ya yerim var. Hadi bakalım süpürgeyi de Rüya kaldırsın. Ben oturuyorum. Beni kaldırmam için sevgi. Bebek mi oldunuz? Bebekler de yataklara maşallah. Ay dur. Ağlama dur bebekçik ağlama. Al sana top dur alamadım da. Al bebekçik sana top ağlama. Al yeniden al. Ağlama bebekçik. Bebekçik atıp ağlıyorsun ama. Ay bebek bu bebek alıyor. Sana da vereceğiz. Dur bulayım. Heh, market. Al bakalım bebekçik. Hah. Attı. Ne garip bebek bunlar. Hah, sen mi onunla oynayacaktın? Bebek bak sana da top var burada. Al bakalım bu da senin topun olsun. Gogo mu? Gogo ne ya? Gogo. Ama bir şey soracağım. Bu bebekle oynamak istiyor galiba. Ben mi yanlış anladım acaba? Demedim ki şimdi. Bebekler ay korkutuyor beni bu bebekler. Hadi oynayayım bakalım beraber. 1 2 3 at bakalım. Dur. Tamam. Top bir tane daha olacaktı. Al bu topu. Dur ağlama. Al burada top. Ay bebek ağlıyor bebek. Al bebekçik al. Al bak sana da top al. Aa top istemiyor. Dur ne buldum. Dur bebeklere göre çok güzel bir oyuncağım var. Al bakalım tam bebeklere göre bir tane müzik aleti. Aa çalışmıyor mu? Aa bebek yeniden başladı. Rüzgar bana yardım et. Bu bebek ağlıyor. Ne yapacağız? Tamam ver. Başka bir şey bulalım. İşte bu. Al bakalım. Al. Bunları kapatıyorsun. Bunları açmaya çalışıyorsun. Onu da dene. İşte bu. Sıra öbür bebekte olsun mu? Rüya. Rüzgar'a da müsaade et olur mu? Sıra öbür bebek. Aa vurdu. Aa. Bir şey söyleyeceğim ama. Bir dakika. Verir misin onu bana? Bu ciddi bir durum. Aa. Hadi bakalım sıra sende. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen kapat, sen aç. Sonra da sen kapat, sen aç. Olur mu öyle? Bak şimdi sen kapat bunları, bununla kapat. Heh, şimdi rüzgarın açmasını ekleyelim. Evet. Ne çıktı ondan? Civciv kurbağa. Bu neymiş? Üstüne bastıracaksın böyle. Heh. İşte bu. Sende sıra rüzgar. Aç. Ama o zaman da rüzgarın kapatması lazımdı. Sen kapattın yine. Dur bekle. Bunu da açsın. Evet. Öbürünü de aç. Bekle. Şimdi rüzgar bunları sen kapat. Aç bakalım onu önce. Açmamış hala. Hah. Şimdi rüzgar sen. Ama Rüya yine sen kapattın. Rüzgar kapatacak. Sen açacaksın. Tamam mı? Sırayla evet. Evet o iki kere oynadı ama bu sefer de. Evet kapat. Onu da kapat. Bunu kapat. Şimdi bekle. Sıra Rüya'da. Aa bebek. Al sıra sende. O bebek elimden al. Bebek senin karnına çıkmış olabilir mi? Ne yemek istersin? Makarna mı yoksa arı öğün muz mu? Ne istiyorsun? Mama sen de acıktın mı bebek? Bu bebek konuşmuyor. Ay ben gideyim hemen yemek hazırlayayım. Yoksa bu bebek beni çiğ yer. Aa topa. Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Rüzgar kardeşin olsa gerçekten böyle atma oğlum ne yapıyorsun? Aa. Değişik hareketler. Rüzgar'ın kardeşi olsa gerçekten böyle ağlayacak ama bebekler anlamaz çünkü. Peki bir şey söyleyeceğim. Sence Rüzgar bu durumda nasıl davranır? Ona şefkatli mi? Birazcık kızgın mı? Kızgın. Kızgın değil mi? Peki sen ister misin bir kardeşin daha olsun? Düşün bakalım. Kapebek oldu hemen. Rüzgar da orada. Arkadaşlar siz ister miydiniz bir kardeşiniz daha olsun ya da bir kardeşiniz olsun ya da Rüya ile Rüzgar'ın bir kardeşi daha olsun. Siz ister miydiniz? Yorumlara yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben bebeklerimi bırakıp onlara yemek hazırlamaya koşup gidiyorum.